Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? iyisiniz diyorum umarım. Bugün sizlere Bitcoin ve altcoin'lerde net nasıl durumlar var? Hangileri almalıyız? Long ve short işlemler vereceğim. Genellikle spot'a yakın böyle düşük orta vadelik işlemler bakacağız arkadaşlar. Bitcoin ETF onaylandıktan sonra düşüşler yaşandı. bayağı yüksek düşüşler yaşandı. 50 binden bir anda 41 bin dolara kadar bir geri çekilme yaşandı. Bunları neden olduğunu bahsedeceğiz arkadaşlar biraz da. Hadi gelin Bitcoin ve altcoin analizine başlayalım. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi önümüzde bir Bitcoin grafiği var. Bu Bitcoin grafiğini daha öncesinde de sizlere göstermiştim. Şimdi şöyle sizlere nerelerden gelen bir grafiğimiz var. Ta 37 bin, 36 bin destekten başlayan bir grafiğimiz var arkadaşlar. Şöyle biraz daha geriye aldığımızda. Burası büyük düşüşün yani ayı dönemine tam anlamıyla girdiğimiz yerin bu noktada destek, bu noktada direnç oldu arkadaşlar. Yani burası büyük düşüşün başlangıcı. Burası da 36 bin ile 37 bin arasındaki nokta. Şimdi biz bunu kırdık. Evet bir sıkıntı kalmadı. Buradan çıktık. Hatta 50 bine kadar çıktık. 50 bin bizim için önemli bir direnç noktasıydı. Neden? Ayı dönemi başlamadan önce en fazla yükseldiği nokta burasıydı arkadaşlar. Yani 48 bin noktası 50 bin noktası diyebiliriz bunu önemli değil. ETF onaylandıktan sonra 49 bin ne kadar bir fitil attı arkadaşlar BTC. Ondan sonra şel baskısı yedi. Şimdi biz her zaman söylüyorduk bunu arkadaşlar hani 50 bin 52 bin bandında bir şel baskısı yiyip tekrardan 40 binlere kadar bir düzeltme oradan yükselmesini bekliyorduk dedik. Şimdi neden adamlar 15 binden 16 binden arkadaşlar Bitcoin toparladılar değil mi? Herkes toparladı. Herkes aldı olabildiğince herkes aldı. 100 dolarlık alan var. 15 bin dolarlık alan var. Hani 10-15 tane bitcoin alan var arkadaşlar. Şimdi biz de onlardan bir tanesiyiz. Tabii ki biz de gene satışlarımızı yapacağımızı duyurduk ama 52'de satacağımızı düşünmüştük. Ben hani ben düşünmüştüm arkadaşlar 50-52 bin civarında satarım. 49 binde değil 48 bin 500'de ben bir satış koydum oraya. Orada da sattık zaten birkaç tane bitcoin'imizi. Şimdi arkadaşlar ne kadar yükseldi bitcoin buradan? Hani kaç x yaptı? Size hemen şöyle söyleyelim. 16 bin .000 15 binden başlayıp 2.5 x'e kadar Arkadaşlar bir yükseliş yaşadı. İki buçuk X Bitcoin için güzel bir yükseliştir bunun altını çizerek söylüyorum. Şimdi bu shell baskılarından sonra. Dedik ki önemli bir nokta var. Neresi orası da? 41.000 ile 40.000. Başta da söylediğim gibi 40.000'e 40 kadar bir düşüş bekliyoruz dedik. ya e, bu da gerçekleşti gibi arkadaşlar. Ama şu anda 43.000 direncini kıramıyoruz. 43.000 direncini kırarsak tekrardan 48.000, 50.000, 52.000'e kadar da yükselişimiz devam eder arkadaşlar. Hatta ben Twitter'dan sizlere devamlı söylüyorum. işte hani sinyaller veriyorum, analizler yapıyorum. Bu analizler doğrultusunda da arkadaşlarımız güzelce işlemlere devam ediyorlar. Hatta dün ARB işleminden yani bin dolar... 3.5... dolar diyorum ya. 3.500 dolar kazandık arkadaşlar. Hatta bunu da VIP'ye vermiştim. Her neyse. Hani Bitcoin'de 43 bin doları kıramazsa bir short denemesi yapacağım demiştim. Şu anda tam 43 bin dolardı arkadaşlar. Burası dediğim için kritik. 43 bin doları kıramazsa ne olacak? 40 bine kadar bir düşüş bekleyebilirim. Yani 3.000 dolarlık bir düşüş olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu anda Bitcoin için bizim kritik noktamız 40 bin dolar seviyesi arkadaşlar. Bu destek bandını kırarsa aşağıya yönlü 35.000'e kadar düşme ihtimali var. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum büyük düşüş direncini kırdı. Bakın büyük düşüş direncini kırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarı doğru bir fitil attı. Hatta 2720'ye kadar da yükseldi. Benim hedefim 2500 noktasıydı. Bunu zaten geçenlerde de kırdı. Şimdi arkadaşlar büyük düşüşün başlangıcındaki destek noktamızı yani şimdiki yeni direncimizi kırdığımıza göre artık burası da ufak bir destek noktamız bizim için olabilir. Şimdi Ethereum'da şöyle baktığımda yükselen kanal nereden geliyor arkadaşlar? 15 Haziran 2021'de beri, 2022'den özür dilerim, 2022'den itibaren bir yükselen trend içerisine girdi Ethereum. Bu trend içerisine ne yaptı? Bakın ta 800 dolardan bir anda 2000 dolara kadar fitil attı. Ondan sonra 900, 1000 dolara kadar geriledi. Böyle yükseldi 2000, Tekrar düştü arkadaşlar. Nereye? 1500 dolarlara. 1500 dolardan zaten sonra 2800'e bir fitil al. Şimdi buradaki kanal kırılmadığı sürece yükselişimiz gerçekleşmez. İlk önce destek noktamız 2500 noktasına uğrayacak. Ondan sonra tahminimce arkadaşlar 2000 200 ile 2000 dolar arasında bir long pozisyonu tekrardan aktif etmek istiyorum. Şimdi burada ne yapabiliriz? Hani spot veya vadeli de. Vadeli de arkadaşlar stoplu bir şekilde iki tane emir verebiliriz burada. Bakın ilk emrimizi şu anda bulunduğumuz noktada kısa vadeli, kısa vadeli %10'luk bir karla hemen stop kısmımızı da şuraya koyup yani buraya %20 stopla girmek istiyorsanız 10x açabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha fazla yüksek risk almak istiyorsanız 50x deneyebilirsiniz. Bu da %500'lük bir kar demektir. Bilginiz olsun. Tam bu noktada 2700'e kadar, 2800 civarına kadar arkadaşlar bir long pozisyon denenebilir. Bu ilk pozisyon gireceğimiz ama benim için önemli olan ikinci long pozisyonumuz arkadaşlar. Buranın TP'si artık boğa sezonunda girdiğimiz için çok yüksek olabilir arkadaşlar. Stop kısmımızda gireceğimiz marjine göre veya alacağınız riske göre değişkenlik gösterecektir. Burada mesela şimdi bu noktadan girdiğinizde atıyorum spot olarak alsanız bile arkadaşlar hani size yüzde kaçlık yüzde 123'lük bir kazanç verecek. Yani bir buçuk x'e yakın bir kazanç verecek arkadaşlar bu bizlere aslında. E stop noktamızda spot olduğu için ona göre ayarlayabiliriz. Yüzde yüze getirelim. Bakın yüzde yüze getirsek yani tasfiye olamıyoruz. Ethereum'da hani tasfiye olabilmek için bayağı bir düşmesi lazım. Sıfırlanması neredeyse gerekiyor arkadaşlar. E sıfırlanmayan içinde bizim için bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü neden? ETF'ler onaylanmaya başladı. E Ethereum için de gene bir beklentimiz var arkadaşlar. Yani burada şu şekilde bir long pozisyon iki tane düşünebilir. Biri uzun vadeli, biri kısa vadeli olacak şekilde arkadaşlar. Zaten burada setupları da görebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Büyük düşüşümüzün kırılımı gerçekleşirse dediğim nokta 2200 ile 2000 kanalına bir geri çekilme beklerim ben dostlarım. Bakın burası orta vade, uzun vade diye düşünebilirsiniz. Burasında kısa vade olarak düşünebilirsiniz. Megic'e e geldiğimizde arkadaşlar Megic bizim buralardan açtığımız long işlemleri Kısa vadede kapattığımız için ufak bir pişmanlık yaşıyoruz. Önemli değil. Burası da arkadaşlar gene düşüşün başlangıcı. Burada iki kere fitil atıp güzel bir düşüş yakaladı arkadaşlar. Buraların boğa dönemi diyebiliriz. Özür dilerim ayı dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Hani buralarda devamlı ayı dönemleri oldu. Önemli olan bizim için direnç noktası burasıydı. Orasını kırdık bakın kırdık. Ama tekrardan bir test ediyor. Bu testin sonucunda arkadaşlar hatta şunu şöyle bir sağa doğru uzatalım. Bakın sağa doğru uzattığımızda tekrardan test ettiğinde nerelere kadar gelmiş oluyor? 1 noktasına kadar bir Megiç'te geri çekilme yaşayabiliriz. BTC ve Ethereum'da yani BTC'de geri çekilme yaşarsak arkadaşlar bunlarda da oluşabilecek geri çekilme noktaları birle şu kanal arası arkadaşlar. Yani 1.06 ile bir noktası bizim için Megiç'te güzel bir long pozisyonu demek. Birinci zaten düşen kanalını kırdı arkadaşlar. Kaçtan gelen bir kanaldı bu? Hemen şöyle bir metine bakalım. Hani 0.90-98'den gelen düşen trendi kırdık arkadaşlar. Bundan yine bir sıkıntı yok. Hatta yukarı bayağı büyük fitiller attık. Biz bunları çok aşağıdan takip ediyorduk. Dip noktalarından almaya başlamıştık arkadaşlar. Birinci hatta sizlere spot olarak da önermiştim Telegram adresimizde. Bunların da bilgi olarak söyleyeyim. Sizler de bu sinyallerden yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar Telegram adresimize bekleriz. Telegram adresimizde hani e, her şeyi yapıyoruz. Spot, vadeli aklınıza gelebilecek her şeyi haberleri falan buradan oluşabilirsiniz. VIP kanalımız da var ona gelmek isterseniz ücretli arkadaşlar. Admin'den bilgi alabilirsiniz. Şu anda benim aktif olarak kullandığım borsaların hepsi burada mevcut arkadaşlar. Şimdi bazı bazı dostlarımız diyor ki neden tek borsa ile çalışmıyorsun? Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bazı pariteler bazı borsalarda yok. Yani bunun birçok örnekleri var. Zaten bunları görebiliyorsunuz. Da. İşte bazıları da diyor ki, ab bitget de yok veya mexi yok işte binasta yok gibi bir şey bir şeyler. Her zaman çıkıyor arkadaşlar. Binx, binks, bitget, mexi. Bunların üçünü şu anda aktif bir şekilde kullanıyorum. Ha bana destek olmak isteyen dostlarımız varsa buradan girip kayıt olup bana destek olmuş olurlar zaten. Yani 1 inç arkadaşlar çok 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 düşükten yani dipten aldığımızı söyleyebilirim. Hatta bunları çok çok öncesinden de sizlere söylemiştim. Ana desteğimiz işte direnç bölgelerimiz boğa gerçekleşebilir işte bakın düşen trend kırılırsa boğa gerçekleşebilir demiştim. Ve yüzde kaç yükselmiş hemen sizlere şöyle şuradan göstermek istiyorum. Yani bir buçuk x yükselmiş arkadaşlar. Bu da güzel bir oran demek. Galada da hemen şöyle sizlere bir göstereyim. Galada tekrardan arkadaşlar gal özür dilerim. Bunların CEO'ların arasında bir sıkıntı olduğu için hani bunu pek önermiyorum. Hani bu ada artık alınır mı alınmaz mı bu size kalmış. Bir şey benim hani portföyümde şu anda gal yok. Sadece vadeli işlemlerde yapıyorum arkadaşlar. Spot kullanmıyorum galda. Hani çünkü sıkıntılar var. O sıkıntılar giderilirse belki olabilir ama toparlanması uzun sürer arkadaşlar. Hani gene Kasım 2022'den gelen bir kanal içerisine girdi bu da. Üst tarafımızla alt tarafımızdan arasındaki farkı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani iki xlik bir fark var. Hem longda hem shortta bilginiz olsun. Şu anda orta bantta orta bantın kırılımı durumunda hani 1.7 1.6 noktaları arkadaşlar güzel long pozisyonları bizlere yaratabilir ama riski her zaman var. Farkındaysanız hani Bitcoin'in o kadar yükselmesi veya hani şey olması eski kanalını daha kıramamış arkadaşlar. Eski kanalı oynamadığı için hani bundan öyle ağım an bir beklentim yok bilginiz olsun. Bu benim kendi görüşüm. Onu da dipnot olarak geçeyim. Storage'da arkadaşlar hani 11.01'de 2x vadeli olarak veya spot olarak biz işlem vermiştik. Ona da 11.01'de zaten işleme girdik. Şu anda maksimum beklentim de arkadaşlar hani 1.23 olarak görülebiliyor. Bu da 1x'lik bize bir kazanç sağlıyor. Yani %100'lük ama 2x long'da girerseniz de %200'lük bir kazancımız oluyor. Bunu hatta VIP'de vermiştim ben. Storage'u çok Fazla kurcalıyordum. çok fazla kurcalıyordum. Storj'da çok fazla işte dişliyiz. Hani yapacağı hareketleri de ufak ufak tahmin edebiliyoruz. Ama kısa vadede bir long pozisyon denemek istiyorsanız da arkadaşlar hemen sizlere söyleyeyim. Tam neresi? 0.60 75'ten güzel kısa vadeli bir long pozisyon denenebilir arkadaşlar tam bu noktadan. Hatta dedi ki hani bu nokta stop olursa veya hani bu noktaya yetişemeyenler bu noktaya kadar düşebilir demiştik. 11 Ocak'ta ne zaman? Orada düşmedi. Hatta biz 11 Ocak'ta tam şu noktadan giriş yaptık. Farkındaysanız şu fitilde giriş yaptık arkadaşlar. Daha sonra zaten kardeyiz şu anda. Hani girişe stop çektirmek istemiyorum. Bunlar spot olduğu için bizi üzmez arkadaşlar. STMX STMX biraz kritik bir e, coin arkadaşlar. Çok fazla boş fitilleri var. Hani boş fitilli olanları ben çok severim. Çünkü bizlere bir anda yüksek miktarlarda para kazandırabiliyorlar. Spot bakımından bakıyorum ben bu e, boş fitilli coinlere. Bilginiz olsun. Hatta şöyle bir setup yaptım tekrardan. Hani bunun ne kadar maksimum yükselebileceğini. Şimdi şunu. Şimdi şu, şu nedir arkadaşlar? Hani şu bazı dostlarımız diyor ki boğa bayrağı öyle değil. Boğa flaması öyle değil. Bakın arkadaşlar boğa flaması nasıl bir şeymiş? Burada var değil mi? Bak geliyor. Alttan gelen bir şey var mı? Bak alttan gelen bir şey var değil mi? Alttan gelen bir yükseliş dalgası var. Tamam bak alttan geliyor. Vurdun vurdun yükseldi. Veya bak vurdun vurdun yükseldi. Dur, bak. Heh. bak mesela yükseldi. Burada da zaten yükselmeye devam ediyor değil mi? Ya bu ne olacak? Maksimum düşeceği nokta neresi? 646 noktası. 646 noktasından longu yakalayabilirsek bakın buradan longu yakalayabilirsek güzel Güzel bir, neredeyse e, kaç girmişiz buna? 5 x'lik falan girmişiz herhalde. %500 yani 5 x'lik bir kazancımız olacaktır arkadaşlar. 5 x'e girdiğimiz için de. Hani güzel bir kazanç değeri bu da. Değerlendirmek isteyen varsa bunu bu şekilde değerlendirebilir. Ama ben bunlarda genelde spot öneriyorum. Çünkü boş fitillerde arkadaşlar bizlere %50, %70 kazandırabiliyorlar. Ocean, zaten Ocean'a gene 11 Ocak'ta bir, 11 Ocak'tan önce işlem vermiştik arkadaşlar. Orada stop olmadık, stoptan döndük hatta mı? Ha, şöyle göstereyim sizlere, bak. Bakın şu fitilde stoptan dönmüştük biz. Bakın şu fitilde stoptan döndük ve hala da devam ediyoruz. %14'lük, %15'lik de bize bir kazanç sağlamıştı burada. stoptan döndükten sonra. Şimdi kısa vadede şöyle bir long pozisyonu denemek istiyorum. Hani 7, 7x'lik. Onun da setup'ı burada durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçmiş mi geçmemiş mi? Burada da sizden net bir şekilde görebilirsiniz. Likit var. Likit'e arkadaşlar gene 11 Ocak'ta bir giriş yapmıştık. Onda stop olmadık. E, de güzel böyle gene boş fitil atan. Hani fitilleri yüksek olan bir kripto para arkadaşlar. Bunu da severim ben. Hatta blur da vardı. Onu da çok seviyorum mesela. Böyle boş fitil olanları bir anda böyle pam patanları çok severim arkadaşlar. Çünkü bizlere gerçekten güzel paralar kazandırıyorlar. Genelde yukarı doğru fitil attıkları için o dip seviyeden girmeye çalışıyoruz. O dip seviyeden girip şöyle bir 2x'lik 3x'lik bir fitil atsa bize yetiyor zaten. Hala güzel paralar kazandırıyor dostlarım. Hani bunlar orta vade işlemler. Hani x'inizi stop'unuzu siz kendinize göre ayarlayın. Hani ben olabildiğince stopları böyle yakın tutuyorum ki arkadaşlarımız fazla eee zarar etmesin diye dostlarım bilginiz olsun. Kava var. Kava'ya 18.10'da girdik arkadaşlar. Bakın 18.10'da emirimizi verdik. Ondan sonra long pozisyonumuzu görüyorsunuz. TP noktalarım benim hani çok yukarılarda. Hani gerçekten istediğim bir TP noktaları var. Buralara geldiğinde güzel bana para bırakacaktır. Kava'yı bekliyorum arkadaşlar. Avax gibi bu da miktarda bir para yatırmıştım. Hala bekliyorum bunu. Şu anda stopumu ben girişe çektim. Yani %5'lik falan bir kar oranıyla kapatacak işlemi. Bunun sebebinde ne yani herhangi bir ters durumda aşağıya doğru fitil atarsa dip noktasından girelim o zaman. Bakın buranın dip noktası kavanın dip noktası arkadaşlar. Hemen size şöyle söyleyeyim 0.51 noktası 0.51 noktasına bir fitil atarsa of, o zaman yeme de yanında yat derim yani. Kava o yüzden beklediğim bir e, yüksek potansiyelli bir kripto para bekliyorum onu da. XRP'ye XRP, ye, XRP ye aslında iki tane giriş noktamız var da. Ben hani garanti olsun diye arkadaşlar hani dipten vermek istiyorum. Hani zaten e, geçenki. O fitilde de ne yaptığını gördünüz. Hatta stopumuzu bile kırabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor XRP'de. Hani birçok fenomene bakıyorum şu anda. XRP bizi zengin edecek. İşte XRP bizi şunu yapacak, bunu yapacak diyerekten bayağı bir e, fenomenlerde dolaşıyor XRP. Ya ben gene longumu alırım. Bırakırım baba. Hani stopumu falan her şeyimi girerim. Bırakırım. Hani XRP'nin giriş noktası da tekrardan söylediğim gibi. Burada zaten setup belli. Şu destek noktamız kırılırsa arkadaşlar ben burada işlemi aktif ederim. Ona göre de emirimi verdim. Burası tetik burası aktif olacak bilginiz olsun. Yani 52 401'den gireceğiz. Stopumuz 49.59 yani 495. Maksimum da 62 hatta daha üstüne de çıkacaktır eminim ben bunda. Yani bunda herkesin beklentisi 1 dolar. Zaten buradan 1 dolara giderse bize %90'lık bir kar. Ona göre de longumuzda artık 5x'e girmişiz. 5x'e girsek 5x almış oluruz arkadaşlar. Sol'de bir beklentim var. 155 dolara kadar çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Sol'ün hani bir sonraki hedefimde 155 dolar olacak şekilde gene bir long pozisyon verdim 3x'lik burada bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere hatta. Hani tam şu noktadan arkadaşlar. Şöyle bir düşüşte tık diye yükselmesini bekliyorum. Bilginiz olsun. Olası bir ters durumda da gene stopumuzu güzel %20'lik olarak değerlendirdim. bunu da bilgisini vereyim. Ren var. Rende de gene e, güzel bir long pozisyonu var arkadaşlar. Len düşen trendini kırdı ama şu anda altında. Şuradan bir test yapıp hatta aşağıya doğru çekilmesini bekliyorum ben bunu Hani istediğim noktaya tam gelmedi ama hala bekliyorum onu ben. Uzun zamandır da açık. Pepe, Pepe şu an en endipte hala emrim var. Ee, onu almadı. Hani almasını bekliyorum o Pepe'nin endipteki emrini. Onu alırsa gene %600'lük, %700'lük bir kazanç sağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Arpa'ya dün zaten bir işlem girmiştik. Hani Arpa 2 Ocak'ta en son yaptı. 11 Ocak'ta da hani şu ETF'nin onaylarında da tekrardan bir yapabilir diyerekten. Şu 485-56 bizim için aktif bir giriş noktası arkadaşlar. Bilginiz olsun. 485-56 burası bizim için güzel bir gene long pozisyonu. Arpa için bekletilebilir. Hani şöyle yapayım sizlere. Yani buraya kadar çıkar mı bilmiyorum ama buha döneminde inşallah çıkar arkadan. Hani stop kısmımızda gene %8, %10'luk 2x'lik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Hani arpayı bu kadar düşmesini beklemiyorum ama düşerse olursa bir fitil yersek ben buralardan girmeyi düşünüyorum. CVX, CVX bizi stop etti arkadaşlar bilginiz olsun. CVX'de stop olduk. Hani sen hiç stop olmuyor musun diyenler için CVX'de stop oldum arkadaşlar bilginiz olsun. Flucky, Flucky'de hala beklentim var. Bakın şu noktası yani sarı noktam. Setup zaten gene gözüküyor arkadaşlar şöyle yaparsam daha net olur. Hatta ben kendi kameramı şu şekil koyarsam daha iyi olur. Hani setup gene ortada arkadaşlar gene gözüküyor. Hani bu şekilde bir long pozisyonu Floki de var. Yani Floki'yi neden seviyorum? Bu da şeyden dolayı olduğu için hani e, elin maskın elinde olan coinler. Wu Wu'yu çok güzel girdik. Bakın bunu asla pas geçemem. Hani Wu boğa yaşamadan önce biz girdik abi longumuzu burada. Hatta maksimum TP burası demişim %9'luk, %10'luk. Ama e, ben TP koymam bilirsiniz. Buradan çok güzel bir para kazandık arkadaşlar. Yani Wu'da... da çok güzel bir para kazandık. 6x falan girdik yanlış hatırlamıyorsam. Yani %700'lük %800 %800'lük bir kazanç sağladık. Bunu hatta ben e, VIP'de vermiştim. Arkadaşlar sağ olsun çok teşekkür ettiler bana. Ne demek her zaman. Hani VU'nun tekrardan benim için giriş noktam arkadaşlar burasıdır. Hani ben başka VU'da bir long pozisyonu aramam. Çünkü şu fitillerden anlayacağınız üzere VU'da gene fitil atan ve benim sevdiğim coinlerden bir tanesidir. Blur yok BNT. BNT de aynı şekilde arkadaşlar. Şu anda BNT'yi hatta spot olarak kullanmıştık. Spotta gene güzel bir ufak bize kar bıraktı. Ee, bazı arkadaşlarımız o karları almış. Dileyen alabilir. Dileyen giriş stop atsın demiştim. Yani şu anda giriş stopta bir sıkıntı yok. KNC var. KNC'nin geçmişi şu anda kötü arkadaşlar. KNC o kadar boğa yaşanmasına rağmen tekrardan eski noktalarına fitil atıyor. Hani KNC'yi pek değerlendirmek istemiyorum ben. KNC öyle kalabilir. BTC zaten devam ediyoruz. BTC grafiklerimiz var. İşte bu da Blur. Blur da gene arkadaşlar aynı şekilde yüksek fitil atan bir coinlerdir. Hani benim şu andaki sepetimde sizlere söylediğim kripto paralar var arkadaşlar. Hani long ve spot olarak da gene ekstra olarak söylediğim e, meme coin'ler hariç bunlar var arkadaşlar. Meme coinları meksidi hatta size göstermişim. Şuradan kanaldan bakabilirsiniz meme coinleri. Onlara hala devam ediyorum. Onlar güzel. Devam etsin onlar. Elbet bana güzel paralar kazandırırlar arkadaşlar. Hani bugünlük bu kadar. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Hani bitcoin ve altcoinlerde bu beklentilerim hala devam ediyor. İşlemde olduklarımda devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 43 bin bitcoin'de kırılmaz ise bir short pozisyon deneyeceğim arkadaşlar. Hatta şu anda Bitcoin kaçta? 42.900'lerde arkadaşlar. Hani riskli bir bölge. Hani 43.000 gerçekten büyük bir riskli bölge. Hani burası kırılmazsa aşağı yolculuk başlayacak. Alarm çanları çalacak bizler için. Sonrası vah elimize. İnşallah bunlar olmaz. İnşallah bunlar olmaz. Çünkü elimizde herkesinki gibi spotlar var. İşte vadeli işlemlerde longlarımız var. Bunlar inşallah olmaz diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay dostlarım.